Örümcek Abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün buzlu tırmanma parkurundayız. En sevilen ve zorlu parkurlardan bir tanesi. Arabalar anladınız mı ne olduğunu? Eski Türk arabalar bizlerle arkadaşlar. Çok güzel eski efsane Türk arabaları var. Burada Fiat Siena'yı görüyorsunuz. Çok güzel bir eski efsane bir Türk arabası. Yanında Anadolu var. Balli kullanacak. Destekliyor şu an için. Burada Toyota Corolla'nın efsane kasası var. Kaptan kullanacak tabii ki. Çok iyi duruyor. Yanında Tofaş Şahin var. Demir Adam'ın arabası olacak bugün eski efsane Türk arabası. Yine burada Toros var. Dağ keçisi. Ve burada ise Ford Taunus bizlerle olacak. Eski Türk arabalarla buzlu tırmanma parkuruna geldik arkadaşlar. Gerçekten zor bir parkur. Sürekli buzların olduğu bir tırmanma yolumuz var. Burayı arabalarla çıkmaya çalışacağız. İlk olarak ben başlayacağım. Fiat Siena'yı kullanacağım. Fiat Siena ile buzlu tırmanma parkuruna bakalım neler yapacağım. Siz de bu arada kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayın ve tabii ki favori arabanızı her zamanki gibi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an için Fiat Siena abi çok güzel gidiyor şu an için. Kar üstünde gidiyoruz. Kardan sonra ileride buzlar var. Buzlu bölge geçeceğiz çünkü amacımız buzlu tırmanma parkuru arkadaşlar. Ve şimdi buzlar başladı abi. Tamamen buzlu yoldan oluşan efsane bir parkurdayız ve tırmanacağız. Sadece tırmanacağız arkadaşlar. Yukarı doğru çıkmaya çalışıyorum. Ve şöyle söyleyeyim size. Bütün araçlarda kışlık lastik var. Kar lastiği var. O yüzden rahat bir şekilde çıkacaklarını düşünüyorum ama hiç belli olmaz arkadaşlar. Şu an için Fiat Siena ile hiç ama hiç zorlanmadan çıkıyorum. Dikkat ettiyseniz tam gaz gidiyorum. En ufak zorlanma belirtisi dahi yok abi. Fiat Siena'nın bu kadar iyi olabileceğini hiç düşünmüyordum. Ama şöyle görüyorsunuz. Abi o kadar rahat çıkıyor ki gerçekten anlatamam sizlere. Rahat bir şekilde, sorunsuz bir şekilde buzlu tırmanma parkuru bitti. Abi olay budur ya. Vallahi olay budur. Türk arabaların gücünü gördünüz. Eski Türk arabaların gücü gerçekten muhteşem. O zaman şimdi devam edebiliriz Demir Adam'da. Arabası Tofaş Şahin arkadaşlar. Çok güzel bir araba gerçekten. Eski efsane bir Türk arabası. Hepinizin çok sevdiği bir araba. Tofaş serisi. Tofaş ailesinin Şahin modeli arkadaşlar. Tofaş Şahin. Demir Adam'da. Şimdi başlıyoruz. Haydi bakalım. Bas gaza. Bas 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 bas. Hop aman abi. Şimdi atlayış gayet güzel. Araba gerçekten çok iyi. Onu söyleyeyim sizlere. Gerçekten bayağı bir yemde. Şu an için Tofaş Şahin'le buzlu tırmanma parkuruna devam ediyoruz. Henüz karlı bölgeye geçiyoruz. Buzlu bölge birazdan başlayacak. Ve başladı. Burası bayağı önemli. Araba çok koyuyor. Abi buna kar lastiği takmadık mı? Araba biraz fazla kaydı biraz önce. Umarım lastik takmayı unutmamışızdır. Çok kayıyor bu araba. Oo bu sıkıntı. Bu bayağı bir sıkıntı. Yukarı doğru çıkış devam ediyor. Aman 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 abi yapma bunu. Demir Adam bas bas abi bas abi bas 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 bas. Abi çok sıkıntı. Bu arabada kar lastiği yok sanırım. Yani zorlanıyor çıkarken ama şu an bayağı bir yardırdı gerçi ya. Ara ara bir kayıyor araba yine kaydı. Sakin. Sakin 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 sakin. Aman aman abi. Aman abi Demir Adam dikkat et dostum. Buzlu tırmanma parkurundayız. Şakaya gelmez bu parkur arkadaşlar. Direkt diskalifiye olursunuz haberiniz olsun. Kayarsınız ve çıkamazsınız ama Tofaş Şahin eski Türk arabası, efsane bir Türk arabası hiç affetmez. Fiat Siena'dan sonra Tofaş Şahin de çok başarılıydı. Ve şimdi kaptanla devam ediyoruz. Toyota Corolla karşınızda arkadaşlar. Çok güçlü, eski, efsane bir Türk arabası. Performansının iyi olacağını düşünüyorum çünkü Türk arabası. Eski ve Türk araba. Ya şimdi demeyin. Abi Toyota Türk arabası değil ki. Evet değil. Ben de biliyorum olmadığını ama bu ülkemizde o kadar çok kullanıldığı için ve Türk arabası olarak hep böyle geçer sağda sola. Ben de o yüzden diyorum. Ben de biliyorum Türk arabası olmadığını. Evet şu an için devam ediyoruz kaptan daha. Eski Türk arabası nedir? Toyota Corolla efsane kasa. Yalnız biraz zorlanıyor. Şu an hem hafif böyle engebeli bir karlı bir yoldan geçiyoruz ama inanılmaz zorlanıyor arkadaşlar. Çok dikkat etmesi lazım Toyota Corolla'nın. Güzel, gayet iyi diyebilirim.
yukarı doğru devam ediyor. Gerçekten çok güzel gidiyor. Bayağı bir iyi de birazcık böyle bir sağa sola yaptı. Orada bir yanlarım düşecek. Devam abi, sıkıntı yok. Yukarı doğru çıkış devam ediyor Toyota Corolla'nın arkadaşlar. Devam devam devam, çık hadi. Çık 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 çık, çok güzel. Abi çok iyi gidiyor. Gitmiyor mu? Bakın izleyin. Derken izleyin dedim, sustum. O arada araba kaldı. Yapma bunu Corolla. Abi Corolla yapma bunu. Yapma bunu. Abi kaydırıyor. Yapma bunu. Sakın 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 geri kaydırma. Geri kaydırma. Dur. Dur abi dur abi. Tekrar. Tekrar tekrar. Corolla gücü. Efsane kasa. Efsaneliğini göster. Abi yukarı doğru çık be. Çallı. Of. Of kaldı abi. Çıkmaz mı daha? Abi ya çok güzel gidiyordu. Niye öyle oldu anlamadım. Maalesef diskalifiye geldi. Recep abiyle devam ediyoruz. Renault Toros karşınızda. Dağ keçisi arkadaşlar. Recep abi arabasının içini gösteriyor. Hiç zaman kaybetmeyeceğiz. Dağ keçisi Toros'un dağlara doğru, tepelere doğru buzlu tırmanma parkurundaki performansını izleyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Şimdi atlayış devam. Devam abi. Önce karlı bölge. Karlı bölgeyi geçeceğiz. Daha sonra buzların üstünden tırmanmaya devam edeceğiz. Şu ana kadar Toyota Corolla efsane kasa dışında herkes buzlu tırmanma parkurunu çok güzel bir şekilde bitiriyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Devam abi. Devam devam. Aman aman aman. Aman abi. Allah. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Devam ediyor arkadaşlar. Yukarı doğru. Recep abi Renault Toros'ta çıkmaya devam ediyor gördüğünüz gibi. Ama çok dikkatli olması lazım. Onu söyleyeyim. Aman 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 abi. Aman abi. Aman abi. Recep abi dikkat et. Sakın gazı bırakma. Frene basarsanız bu parkurda direkt diskalifiye olursunuz arkadaşlar. Yavaşlamamanız lazım. Çünkü buzlu tırmanma parkuru gerçekten çok tehlikeli parkurlardan. Yavaşladığınız an, frene bastığınız an araba olduğu yerde kalır ve yukarıya bir daha çıkamazsınız. Recep abi şu an bayağı bir yavaş çıkıyor. Bilmiyorum farkında mısınız ama epey bir zorlanıyor. Renault Toros, dağ keçisi. Buna da kışlık lastiğini taktık. Kar lastikleri takılı aslında ama biraz zor çıkıyor. Çünkü arabamız çok hızlı değil biliyorsunuz. Ve eski ve efsane bir araba olduğu için hızlı değil. Düşük beygir. Aman 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 aman. Recep abi sakın kalma. Sakın kalma. Bas 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 bas. Bas abi sakın kalma. Sakın buralarda kalma abi. Aman abi kalma. Favorabınız yazdınız mı arkadaşlar? Toros Toros bas. Dağ keçisi Toros. Bas abi bas 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 bas. Recep abi helal olsun. Abi helal olsun, çok iyi gidiyor. Ama çok sıkıntı hareketler yapıyorsun. Recep abi bas gaza. Abi az kaldı. Birazcık daha çıkması lazım. Renault Toros'un dağ keçisi. Abi burada kaldı. Arka lastikler fena bir patina çekiyor. Sanırım kalacağız. Recep abi yapma bunu ya. Abi Torosçuları üzdün ya. Üzdün abi Torosçuları. Abi kaldık. Kaldık 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 kaldık. Çıkamaz. Çıkamaz. Mümkün değil arkadaşlar. Maalesef. Abi ne yaptın be? Recep abi ne yaptın abi ya? Ya o kadar güzeldi ki aslında. Maalesef, maalesef diyoruz. Kaldı Recep abi arkadaşlar. Toyota Corolla diskalifiye, Renault Toros diskalifiye. İki başarı, iki başarısızlıkla devam ediyoruz. Şimdi baldi zamanı. Anadolu karşınızda arkadaşlar. Ve şimdi başladık. Hadi bakalım. Önce karlı bölge, daha sonra tırmanmaya başlayacağız. Anadolu'la Valdi'yi izleyeceğiz arkadaşlar. Mükemmel bir araba Anadolu. Eski efsane. Ne yapıyorsun ya abi? Ya övmeye gelmiyor arkadaşlar bunlar ya. Övüyoruz anında saçma sapan hareketler. Abi niye aşağı düşüyorsun Valdi? Olmadı. Gene olmadı arkadaşlar. Durumlar kötüye gidiyor. 4 mü diskalifiye oldu? Yok, 3 diskalifiye oldu. 2 de başarı var arkadaşlar. Bu gerçekten sıkıntı. Haberiniz olsun. Gerçekten sıkıntı. Bakalım Batman'in performansı nasıl olacak? Ford Taunus'ta iyi bir performans bekliyorum. Ama bakacağız. Hadi bakalım. Şu an için başladı. Ford Taunus gücü diyoruz. Şimdi atlayış. Mükemmel. Devam 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 abi. Gayet iyi. Gayet iyi. Hiç sıkıntı yok. Ford Taunus. Göster gücünü abi. Göster gücünü ve parkuru bitir. İnanıyorum bitirecek arkadaşlar. Taunusçular hadi bakalım, like'lara abanın ve Taunus'a bir güç verin arkadaşlar. Batman'e güç verin, moral verin, destek verin. Ve şu an için Ford Taunus ne güzel çıkıyor be.
Abi parkur inanılmaz zor ama arabalar gerçekten çok güçlü. Eski, efsane ve Türk arabası olduğu için rahat bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Ha bu arada bakalım buraya kadar videoyu izleyenler kimmiş anlayacağız. Çünkü bir şey soracağım. Oyunda TOG'u görmek ister misiniz arkadaşlar? Mesela böyle bir soru sordum. Buraya kadar kim izlediyse yorumlara yazmasını istiyorum. Yani evet TOG'u isteriz veya istemeyiz diye. Buraya kadar kim izlemiş onu da görmüş olacağız bu sayede. Sıkı takipçileri çözeceğiz bu sayede. Hadi bakalım yorumlarınızı bekliyorum. Oyunda TOG'u görmek ister miydiniz? Gelse nasıl olur mesela? Bekliyorum hadi bakalım. Şimdi ve parkur biz konuşurken adam Fort Taunus'ta yardıra bitirdi parkuru. Helal olsun. Gerçekten helal olsun. Toplamda 3 araba bugün buzlu tırmanma parkurunda başarılı oldu. Gerçekten Fort Taunus mükemmeldi. Tofa Şahin mükemmeldi. Fiat Siena mükemmeldi. 3 araba bitirdi. 3 tane de diskalifiyemiz var arkadaşlar. Her şey yolunda, sıkıntı yok. Parkur zaten zor. 3 arabanın bitirmesi bile bence gayet başarılı bir sonuç diyebilirim sizlere. Umarım favori arabanızı yorumlara yazmışsınızdır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ha bu arada dediğim gibi TOG oyunda olsun mu olmasın mı, oyuna getirelim mi GTA 5'e, ne diyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar.